Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir inceleme vesaire yapmıyorum sizlere. Başıma enteresan bir dolandırıcılık olayı geldi. Çok şükür dolandırılmadım. Onu söyleyeyim baştan. Ama başkaları da başı yanmasın ya da bu tarz bir durumda kalmasın diye sizlerle bu olayı paylaşmak istiyorum. Twitter'da falan yazdım aslında. Oradan da epey bir yorum geldi. Teşekkür ediyorum yorum yazan arkadaşlara. Sağ olun. Özgür Çetin hesabım var biliyorsunuz. Orada paylaşmıştım. Şöyle bir şey oldu. 2 ya da 3 gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir telefon çaldı. 536 ile başlayan bir numara. Açıklama kısmında vereceğim o numaranın tam açılımının ne olduğunu. Ama hani numara değişebilir. Ona çok takılmayın. Çünkü başka bir numaradan arıyorlar. Veya numara ifşa olunca muhtemelen değiştirecekler o numarayı. O numaradan beni aradılar. Dediler ki sizin Turkcell TV Plus bir abonelik başvurunuz olmuş. Halbuki benim aboneliğim var bu arada. Abonelik başvurunuz olmuş dediler. İşte size abonelik başlatacağız. Dedim benim öyle bir başvurum olmadı. Karşıdaki bir hanımefendi yok ısrarla evet başvurunuz olmuş. Siz numaranız şu değil mi? Evet numaram doğru söylüyor. İsminiz Özgür Çetin değil mi? Evet doğru. Ama benim dedim böyle bir başvurum olmadı. Biraz ısrar etti, şu etti, bu etti filan. Dedim siz nereden arıyorsunuz? Turkcell'den arıyoruz diye. Ama numara 536. Turkcell'in öyle bir numarası yok biliyorsunuz. 0532'den arıyor filan. Genelde Turkcell öyle arar. Bazen bayiler arıyor. Olabiliyor diye düşünmüştüm çünkü ben de. Ben dedim böyle bir talebim yok. O zaman iptal edelim dediler. Tamam iptal edelim. Ne yapacağız dedim. Size bir mesaj gelecek dediler. O mesajı işte o mesajda bir kod var. Bize yollayın. Bakın şimdi burası çok enteresan. Hakikaten de birkaç saniye içinde hatta dakika bile değil bir mesaj geldi. Şimdi ekranda o mesajı size göstereceğim. Bir dakika şimdi buradan da bulayım. Telefondan da bakıyorum. Evet. Turkcell'in biliyorsunuz Paycell diye bir uygulaması var. Bir fintech. Turkcell buna techfin diyor da bence doğrusu fintech'tir. Techfin falan çok garip bir kullanım. Fintech uygulaması para alıyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz, orada kullanıyorsunuz falan filan. Burada bir hani gerçek para dünyasında dönen bir sistemden bahsediyoruz. Bunun bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinden de girebiliyorsunuz. Bir web sayfası da var. Oradan da girebiliyorsunuz. Bana gelen mesajda aynen şöyle yazıyor. Şu an ekranda onu göstereyim. Paycell uygulamasına giriş için telefon numaranızı doğrulayabileceğiniz tek kullanımlık kod şu şu şudur diyor. Onu kapatacağım göremeyeceksiniz. Bu şifreyi çağrı merkezi personeli dahil kimseyle paylaşmayınız yazıyor. Şimdi ben bunu okuyunca jeton düştü ben. Dedim bunlar kesin dolandırıcı. Hanımefendi dedim bakın böyle böyle bir şey söylüyor. Ha işte onlar bizim işte şöyledir böyledir falan dedi. Ben kapattım telefonu. Hemen Turkcell'e aradım. Turkcell'e bilgiyi verdim. Oradaki arkadaşlar da biraz garip tavırları var. İşte bu numara bizim değil diyor. Ya dedim numara sizin değil ama Paycell sizin sonuçta. Ve adam orayı kullanacak yani. Mesela buradan şunu söyleyeyim Turkcell'e. Bu Paycell sistemini telefona entegre yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim farklı bir şekilde girilmeye çalıştığı zaman kullanıcıya bir mesaj gidebilir. Yani normal yolların dışında söylüyorum. Telefona entegre yaparsanız olur da mesela Garanti Bankası'nın uygulaması gibi. Ama tabii webden girdiği zaman onu nasıl yapacaklar? Onda vardır bir yöntemi bulunabilir. Yani biraz daha güvenli olmalı. Hatta ben Twitter'da bunu paylaştıktan sonra bir avukat arkadaş yazmıştı altına. Böyle bir olay olmuş. Kendi bir müvekkilinin başına gelmiş. Şimdi diyelim ki benim hesabımda para yok. Paycell'e benim bile bir hesabım yok zaten. Para yok ama başka hesaplardaki paraları aktarmak için sizin hesabınızı kullanıp sonra o paraları da başka bir yere yolluyorlarmış. Böyle çeşitli numaralar için kullanılabiliyormuş. O zaman da ağır cezada davalık oluyorsunuz. Belki terör örgütleri için veya ne bileyim işte kara para aktarmak için falan filan bilmiyorum artık ne için kullanılıyor bu tip sistemler. Bir sürü karışık işler çıkıyor arkadaşlar. Yani o yüzden siz olun bir kere şunu söyleyeyim. Bu sadece Turkcell için benim başıma geldi ama başka bir şey de olabilirdi bu arada. Resmi numaradan aranmadığınız sürece dikkatli olun bir kere. Ona bir kafanızın bir kenarına bu bir sahtekarlık olabilir diye düşünün. İkincisi böyle telefonda alelacele şifre vereceğim bilmem ne yapacağım falan gibi şeylere sakın kanmayın. Çünkü zaten mesajda da yazıyor. Hani bunu yazmasa bile düşünün ki bunu yazmadığı zaman bile aslında sizin bunu kimseye vermemeniz lazım. O yüzden çok dikkatli olun böyle şeylere. Çünkü benim örneğimde belki burada para yoktu. Belki bir şey yapamayacaklardı ama belki de kötü bir net için kullanacaklardı. Bir başka bir operasyon için kullanacaktı benim hesabım. O yüzden çok çok dikkatli olmanızı öneririm. Bir de böyle benim kişisel fikrim 0800 numara açmıyorum zaten ben. Kesinlikle açmıyorum. Böyle farklı numaradan geldiği zaman da bazen bayilerden de aranabiliyorsunuz ya. Turkcell oluyor mu olmuyor mu? Belki süper olan bayisi söyleyip bir şey söyleyecek oluyor. Buralarda da hemen karar vermeyin. Ben bir düşüneceğim deyin. Paket sunuyorlarsa söylüyorum. Böyle işlerde kesinlikle kabul etmeyin. Hemen kapatın telefonu. Hemen kapattım ama karşı taraf sonra bir daha aramış beni. Açmadım ben. Daha doğrusu telefonla konuştuğum için onu duymamıştım. O yüzden çok dikkatli olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Yani bu dolandırıcılar artık çok profesyonel çalışıyor. Hatta bana işte Turkcell TV Plus'ın Platinum paketini geçeceksiniz gibi bir şey söyledi.
Platinum paketi yok bu arada Turkcell Plus'ın. Bunu iyi çalışan arkadaşlar, dolandırıcı arkadaşlar. Platinum bir paketi yok TV Plus'ın. Farklı bir şey uydurdum yani. Onu söyleyeyim. Buradan akıl vermiş gibi oluyorum kendilerine ama tüketicilere de yani beni izleyenlere de çok dikkat edin. Böyle şifre mifre isterse asla vermeyin. Gerçekten de istiyor olabilir, vermeyin arkadaşlar. O çok tehlikeli bir şey. Çünkü yani paralarınız gider. Çok görüyoruz sağda solda. Özellikle Show TV çok yapıyor bu haberleri. Paranız gider. Zor duruma düşersiniz. Paranın ötesinde sıkıntılı işler de olabiliyor bunlar. Karanlık işlere de bulaşabilirsiniz istemeden, bilmeden. Aman diyeyim. Aman diyeyim, aman diyeyim. Benim başıma geldi. Bir şey olmadı çok şükür. Ama bir başkasına gelebilir ve her an tetikte olun. Bana böyle bir şeyde yaklaştılar. Size başka türlü ulaşabilirler. Çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Tetikte olun. Her zaman uyanık olun. Böyle bilmediğiniz numaradan gelen şeylere karşı da kesinlikle hani bilmiyorum, etmiyorum, salağa yatın, kapatın telefonu. Bir şey vermeyin. Herhangi bir bilginizi paylaşmayın. Sonra çok canınız yanar, çok uğraşırsınız. Bu arada bu tip sorunlarda atıyorum Turkcell'e gitseniz bir şey olmuyor yani, öyle söyleyeyim. Size eğer paranız varsa gittiğiniz parayla kalıyorsunuz. O yüzden benim kişisel fikrim önceden tedbirli olmakta fayda var. Kabul etmeyin hiçbir şeyi. Şifre falan da vermeyin kimseye. Öyle şey işte bir inanılmaz bir vaat falan varsa zaten koşarak kaçın. Hemen telefonu kapatın. Aman diyeyim. Ben söylemiş olayım. Siz çok dikkatli olmaya devam edin arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda böyle yeni bir ürün tanıtmadım. Başıma gelen enteresan bir olayı aktarmaya çalıştım sizlere. Sizin de benzer tecrübeleriniz varsa bu videonun altında benimle paylaşırsanız sevinirim. En azından benim yaşadığım sorun Turkcell veya TV Plus kurgusu üzerine yapılmış bir dolandırıcılık hikayesiydi. Belki sizde daha farklı hikayeler de vardır. Aman dikkatli olun diyorum. Çünkü bu taraf çok sıkıntılı. Paranız gider, itibarınız zedelenir, başınız derde girer. Allah korusun birçok sorun gelebilir başınıza. O yüzden çok 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 dikkatli olmanızı özellikle altını çizerek öneriyorum. Böyle telefonda alelacele bir şeyler yaptırtmaya çalışan kişilere karşı da çok çok dikkatli olun. Çünkü artık hani sadece bankacılık için değil, işte böyle fintech uygulamaları var, farklı farklı şeyler var, papara var, bilmem ne var, empara var, şu var, bu var. Hesaplarınız boşaltılır ya da kötü şeyler için kullanılabilir. Sonra çok başınız ağrır, çok üzülürsünüz. Ben aman diyeyim, siz de dikkatli olmaya devam edin arkadaşlar. YouTube kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama olmayanlar var aramızda. Bakıyorum vallahi, bak açık söyleyeyim. Yani bak yakında katılı da açacağım. Söyleyeyim. 5 lira isteyeceğim sizden. Onu söyleyeyim. Yapacağım bunu. Destek olanları göreceğiz. Abi seni çok seviyoruz. Harikasın falan filan. Harikasın ama destek bakın arkadaşlar. Abone olun diyoruz. Abone bedava bu arada, abone olmak. Para falan istemiyorum. Olmuyorsunuz da canınız sağ olsun. Ne diyeyim, zorla abone yapacak halim yok arkadaşlar sizleri. İsterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyal alardan da takip edebilirsiniz. Orada da bir şeyler paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekerse oralarda beklerim arkadaşlar. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.